Herkese merhabalar. Birçok otomobil tutkunun merakla beklediği bir tanıtım videosu ile yeniden beraberiz. Tanıtımıma başlamadan önce aracınızı korumanın en iyi yolunun 7/24 asistan hizmetiyle trafik sigortasında ekstra hizmetler sunan General Sigorta olduğunu belirtmek isterim. Benim de ilk tercihim olan General Sigorta'dan hızlıca teklif almak için 0850 555 55 55'i arayabilirsiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Honda Civic Hatchback'in lansmanından sesleniyorum. Bu otomobille tanışmak için İspanya'nın Barcelona kentine geldik. Burada Honda bizler için çok özel bir organizasyon hazırlamış durumda. Uluslararası bir basın organizasyonu bu arada bu. Yani dünyanın çeşitli farklı yerlerinden gazetecileri katılıyor ve Türkiye adına biz de bu otomobili test etmek için buradayız. Şimdi yeni Civic ilk çıktığı zaman özellikle sedan karoseride çok konuşuldu. Çünkü sedan karoseri birlik hani gelenekselleşmiş o Honda formunun çok daha farklı bir tasarımına sahipti. Ve o otomobil sedandan ziyade böyle biraz daha sportback vari bir tasarım diline sahipti. Ve bu durumu markanın hatchback versiyonunda da devam ettirdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada tasarım dillerine yakından kısaca bir bakarsak eğer özellikle ön yüzde sedan versiyonuyla büyük bir benzerlik görüyoruz. Buradaki bu tasarım kesinlikle bence çok şık ve çok dinamik duruyor. Bütün bunları ek olarak da opsiyonel olarak alabildiğiniz bu LED tipi farlar sayesinde yeni Civic Hatchback sportif versiyonu olan yani süper sporcusu olan NSX ile özellikle bu LED tipi farlarla aldığınız zaman böyle biraz uzaktan baktığınız zaman aynı görüntüye sahip olmuş durumda. Çok sportif bence ve çok dinamik bir tasarım dili var. Önceki Civic Hatchback de oldukça bence sportifti. Bu otomobil ona nazaran dahi daha sportif görünebiliyor. Çünkü tasarım anlamında bazı önemli detaylar var. Mesela ölçüler daha değişmiş durumda. Bu otomobil eski nesline göre yere daha yakın tam 34 mm ağırlık merkezi daha aşağıda. Bunun olabilmesi için de tahmin edebileceğiniz gibi otomobilin özellikle yüksekliği eski versiyona göre biraz daha aşağıda. Ancak bunlara ek olarak yine boyut anlamında önemli detaylar var. Mesela bu otomobil eski nesline göre daha uzun ve daha geniş ve bütün bunlara ek olarak bu otomobili dinamik gösteren yine çok önemli bir detay. Bu otomobildeki tekerler otomobilin köşelerine daha fazla yaklaştırılmış durumda. Bu durum hani Civic Hatchback'i eski nesline göre ve bu segmentte yer alan birçok rakibine göre daha dinamik göstermiş, daha sportif göstermiş. Ve bütün bunlara ek olarak da tabii ki iz açıklığının büyümesi de içerideki yaşam alanına olumlu şekilde yansımış durumda. Otomobilin tasarımına, işte boyutlarına kısaca bir bakış yaptık. Gelin içeriye ve sürüşe geçelim. Aslında beni en çok heyecanlandıran detay da zaten sürüşte bu 1.5 turbonun detaylarına çok daha yakından bir bakalım. Honda Civic'i ben sedan karoseriyle çok beğenmiştim. Hatchback versiyonuyla ilgili de aslında çok farklı bir durum yok. Yani bu otomobilde özellikle ön tarafında sedan ile aynı hisseye sahip. Çünkü bir kere konsolun konumlandırılması, ne bileyim boyutlandırma çok çok yakın. Yani tavanın mesafesi olsun, buradaki bu camın işte boyutları olsun çok çok yakın. Eski versiyonu hatırlıyorum. Eski versiyonunda sedan ile hatchback arasında ciddi farklar vardı. Ancak burada öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu otomobilin kesinlikle çok daha sportif bir algısı var. Sedanla başlayan o sportif algı bu otomobilde de devam ediyor. Şimdi bu sportif algıyı destekleme konusunda eski nesillerde birçoğumuzun eleştirdiği bir nokta vardı. O da turbo motorları, Honda'nın geçmeme durumu. Honda öyle bir turbo motorlar getirdi ki bu yeni nesille birlikte artık bu gibi eleştirilere de çok cevap vermiş oldu. 2 adet turbo motor var. Birisi 1.0 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli bir motor. Biri de 1.5 litrelik bir turbo motor. Bu şu an için hatchback versiyonlarda kullanmaya başlıyor. Ancak ülkemize sadece şu an benim kullandığım 1.5 litrelik turbo beslemeli motor gelecek. Bu motor 182 beygir güce ve CVT tipi bu otomatik şanzımanla alırsanız 220 Nm tork değerine sahip. Bu otomobile harika bir performans verisi verdiğini bu CVT versiyonuna dahi söyleyebilirim. Çünkü lansmanda burada hani ülkemize bu motor, bu 1.5 litrelik turbo ünite sadece otomatik şanzımanla geliyor olmasına rağmen diğer versiyonları da denedim.
Ama şunu söyleyeyim, bu CVT tipi bu otomatik şanzımanla bu otomobil hakikaten çok çok eğlenceli bir performansa sahip. Yani şöyle söyleyeyim, mesela şanzımanda işte sport alıp kulaklıklar vasıtasıyla manuel değişimler yaptığınız zaman şanzıman size CVT gibi bir karakter sunmuyor. Yani böyle bir karakter sunmama durumu dahi oldukça güzel. Bu noktadan şunu kastediyorum. Hani CVT'lerin tipik öyle bir gaza oturduğunuz zaman sürekli hani gaz boşa gidiyormuş gibi, bir aktarma boşa gidiyormuş gibi verdiği bir algı vardır ya. Öyle bir durum bu otomobilde yaşanmıyor. Yani özellikle manuel modu aldığınız zaman, vitesleri siz kumanda etmeye başladığınız zaman hakikaten size güçten yana bir kayıp olmadığını çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Yani özetle Civic Hatchback acayip eğlenceli bir otomobil olmuş durumda son neslinde. Burada hazır böyle bir fırsatımız varken hani bu otomobili CVT versiyonunu manuel versiyonuna da kıyaslamak istedim ve performans anlamında böyle aman aman bir farkında olmadığını görmek de oldukça güzel. Buraya gelmişken bu 1.5'lik turbo versiyonun manuel şanzımanlısını da denedim. Yani evet, CVT çok çok başarılı bir kıvamda. Hani Civic Hatchback'te bu 1.5'lik turbo benzinli versiyonda ama her şey rağmen bir manuel şanzıman kıvamında değil maalesef. Zaten CVT'nin torku da bir 20 Nm daha düşük. Hani arada böyle aman aman büyük farklar yok. Ancak böyle maksimum eğlence istiyorsanız işte doğru yer burası. Şimdilik getirmeyeceğini belirtti Honda Türkiye yetkilileri. Ancak ilerleyen dönemlerde belki gelir. Bundan dolayı da bu konuyla alakalı da videonun altına bir yorum yapmanızı bekliyoruz. Honda Türkiye yetkilileri videonun altındaki sizin yorumlarınızı mutlaka dikkate alır. İletişim genel anlamda özetle sürüş dinamikleri bakımından çok başarılı bir otomobil. Eğer bu yönde beklentiniz büyükse bu 1.5 turbo CVT tipi şanzımanla kombinasyonuyla aldığınız zaman sizinle oldukça yüksek iletişime sahip bir hatchback bekliyor. Yani Civic Honda bu anlamda Civic Hatchback'in yenisi Civic Hatchback'ini çok iddialı bir konuma getirmiş durumda bence. Hani bu segmentte yer aldığı birçok rakibiyle kıyaslandığı zaman bu anlamda yani sürüş limitleri bakımından, sürüş dinamikleri bakımından çok çok iddialı bir konuma gelmiş durumda bu otomobil. İçerideki kabinden aslında çok fazla bahsetmeme gerek yok. Burası özellikle sedan versiyonuyla birebir aynı tasarıma sahip. Ancak çok modern ve çok şık görünüyor bence. Mesela buradaki ara birimden multimedya, navigasyon gibi veya telefon bağlantınızı yapabildiğiniz gibi önünüzdeki bu göstergeden sürücünün muhatap olduğu bu kısımdan da çok farklı türden bilgileri alabiliyorsunuz. Navigasyon olur, multimedya sistemi olur, yol bilgisayarı bilgileri olur. Çok okunaklı ve çok güzel ayarlanmış burası da. Yani bu anlamda otomobilin işte dışarıdaki tasarım mimarisi, içerideki tasarımı genel itibariyle bence bir işte hatchback kullanıcısının beklentilerini karşılayabiliyor. Yani işte ne bileyim, özellikle böyle tasarım anlamında, sürüş anlamında biraz daha dinamik yönde beklentileriniz varsa bu anlamda bu otomobilin çok başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle yalıtım seviyesi bakımından sedan versiyonu çok iyiydi. Bu anlamda bu otomobili buraya gelene kadar, bu test rotasına gelene kadar otobanda farklı yollarda kullandım. Ben bir problem görmedim. Gerek yoldan gerek de ne bileyim motordan gelen sesle ilgili çok böyle sizi rahatsız edecek bir boyutta bir durum yok. Yine hazır böyle yalıtıma girmişken konforu ilgilendiren önemli bir detay var bu otomobilde. Özellikle arka tarafta bağımsız süspansiyonlar kullanmış olma durumu Honda'nın yeni Civic'inde. Bu durum otomobilin özellikle yol tutuş yeteneğini arttırmış ve bunlara ek olarak da konfor seviyesini hissedilir düzeyde iyileştirmiş durumda. Evet, belirttiğim gibi 1 litrelik versiyonları da kullanıyorum. Hani çok merak ediyordum zaten. 1.0 turbo. Tipik hani 3 silindirli motor sesi var. Karakteristiği var zaten. Hani buna zaten çok alıştık diğer markalardan da. Ama oldukça güzel bir iş çıkartılmış burada. 200 Nm'lik bir tork var.
Bu manuel versiyon, manuel şanzımanlı versiyon CVT'ye göre haliyle böyle düşük hacimde daha iyi bir performans sunduğunu, aynen 1.5 turbo'da olduğu gibi bu motorda çok net bir şekilde size hissettirebiliyor. Böyle 1 litrelik motorları şehir için yanı sıra böyle dağ yollarına çıkıp da test ettik. Hem otomatik hem de manuellerini kullandık. Öndeki otomatik, benim şu an kullandığım manuel, otomatikte CVT var ve yani biraz daha böyle performansı iyi hissedebildiğiniz taraf manuel şanzımanlı versiyon. Ama bu motorda oldukça iyi, yani Honda özetle turbo motorlarıyla çok güzel bir iş çıkarmış. Hem 1 litrelik bu 3 silindirli makine hem de 1.5 turbo oldukça eğlenceli Civic Hatchback'te. Eşya gözleri oldukça fonksiyonel. Yani burada bakın iki bardaklık var. Ayrıca kolçağın içine saklanmış. Oldukça büyük bir göz var. Bu kısım düz olması da buraya daha bence seçkin bir hava katmış durumda. Gördüğünüz gibi şu alanın düz olma durumu oldukça güzel. Ve vitesin önünde de aslında şu kadarmış gibi görünen ama oldukça büyük olan, bakın burada saklı bir göz var. Buraya gizlemek istediğiniz eşyalarınızı koyabiliyorsunuz ve buraya, yani o alt kısma buradan da erişebiliyorsunuz. Arkadaki hacim sedan versiyon kadar iddialı değil. Ancak kompakt hatchback ligindeki rakipleri kıyasladığımız zaman özellikle diz mesafesi oldukça iyi. Ancak baş mesafesi bu anlamda sınıf ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yani bu çok akıllıca olmuş. Bagaj hacminde bu segmentin en iyilerinden biri bu arada. 468 litre. Honda Civic Hatchback'in bu 1.5 turbo ve CVT tipi otomatik şanzıman kombinasyonuyla sadece ülkemize getiriyor ve tek donanım seviyesinde getiriyor. 100.900 liralık bir fiyat etiketi var şu anda. İlerleyen dönemlerde mesela bu 1 litrelik işte turbo beslemeli motorun gelme ihtimali var. Hatta bu durum sizlerden gelecek geri dönüşlere göre de şekillenebilir. Bundan dolayı da videonun altına bu konularla ilgili yorumlarınızı mutlaka bırakın. Dizel motoru çok soruyorsunuz. Dizel motoru da 2018'in başında hem sedan hem de bu hatchback versiyonunda gelecek. Ben yeni Civic Hatchback'i sedan versiyonunda olduğu gibi genel itibariyle oldukça başarılı buldum. Fiyat konusunda da hani otomobilin sunduklarıyla kıyaslandığı zaman, rakipleriyle kıyaslandığı zaman fiyat performans olarak da bence güzel bir noktada. Ancak bu otomobille ilgili sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Bundan dolayı da videonun altına mutlaka ama mutlaka yorum kısmına varsa sorularınız, yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kendi aldığınızda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.